Sevgili izleyenler, Ramazan sohbetleriyle yine sizlerin karşısındayız. Bendeniz Radi Hoca. Sizlerden gelen soruları yanıtlandıracağım efendim. Ramazan boyu hafta içi her Allah'ın günü yaptığım gibi. Efendim önümde mektuplar yok. Bugün telefon bağlantısıyla sizlerin sorularını alacağız. Evet, zannedersem arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Telefonlarımız kilit olmuş vaziyette. Hemen ilk telefonumuzu alalım. Alo. Verseniz oğlum ilk telefonu. Telefon yok hocam. Neden? 80'lerden sonra kanal değiştirmiş olabilirler mi acaba? Ne bileyim. O zaman az bekleyelim. Yamakamet başlayacak ya. Belki onun için açarlar da biz denk geliriz. Bekle az bakayım. Ben dedim. Alo. Alo hocam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ ol evladım, sağ ol. Buyur, alayım sorunu. Hocam, benim sorudan ziyade daha çok bir şikayetim olacaktı. Şikayet mi? Tabii sevgili izleyenler, bizler her görüşe açık bir programcı olduğumuza her görüşü burada dile getirebilirsiniz. Tabii ki şikayetleriniz de olabilir. Efendim, memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetlerinizi bize, değil mi? Buyur evladım, şikayetin ne konudaydı alayım? Hocam, ben TRT 1'den şikayetçiyim. O zaman telefonum bizde çıkıyor. Ben seni arayayım mı yayından sonra? Cepten ben seni arayayım yayından. Hayır hocam, olmaz. Ben şimdi konuşacağım. İlla yakacak bizi. Tamam, buyur. Hocam, ben bu TRT 1'in Ramazan yayınından şikayetçiyim. Evet. Yani en çok da Yamakamet'ten şikayetçiyim. Neden? Yani şimdi hocam, bakın, bu dizi Osmanlı döneminde geçmiyor mu? Evet. Peki hocam, bu nasıl Osmanlı dizisi acabası? Herkesin suratında bir kova makyaj. Yani şimdi hocam, Osmanlı dönemindeyse de kilo kilo fünde teni nereden buldu bunlar? He? Tarihle bu konu çelişmiyor mu acabası? Şimdi evladım, şu boyuttan bakmak lazım. Yani tarihi gerçeklere çelişmiyor. Şimdi Osmanlı zamanında sarayda badanacı başı dediğimiz, badanacı başı ocağı dediğimiz bir yapılanma var. Yani bir şey var. Onlar insanların sıfatlarına badana kıvamında fondöteni... Onu da geçtim. Herkesin kıyafeti şıkır şıkır jilet gibi ütülü hocam. Osmanlı'da herkes bayramlık takımlarıyla mı dolanıyordu acaba? Yakacak bizi. Yaktı başımız. Oğlum, şimdi o konuda da şöyle bir tarihi bir yorumda bulunayım. O zamanlar tabii şimdi insanlar daha bir şey giyiniyorlardı. Yani çamaşırlar daha bir şey yıkanıyor. O zaman sular kireçli olmadığına, makinelerin rezistansları daha bir tabii şey oluyordu. Ütülü de... Yani hocam, bakın, bir başka bir mevzu hemen şimdi aklıma geldi. Bu Yamakamet'in olayı nedir? Ne zaman açsam ya tatlı yapıyor ya çorba kaynatıyor. Bu yemek programı mı, bu dizi mi, bu ne bu? Yaktı bizi. Oğlum şimdi... Yamakamet'in bu saç kesimi mesela neden Amerikan tıraşı? Ya da Amerika keşfedilmeden alın. Şimdi evladım ya. O zaman hani... kendine öyle değil mi yani şimdi? Oğlum kesme. Yani hocam, siz de yıllarınızı televizyona vermiş bir duayensiniz. Bilirsiniz bu tip şeyler. Oğlum kes oğlum bunu. Şey yapalım. Sayın müşterimiz, sesin gelmiyor ama şu anda biz tünele girdiğimiz alo. Alo tünele girdik şu anda, sesini duymuyorum ben. Alo. Alo. Evet, sevgili işinde zannedersem bağlantıda, değil mi? Bağlantıda herhalde teknik bir şey mi oldu orada? Kablosu da mı şey oldu? Kablosu şey oldu hocam. Olabilir, onun kablosuna baktın oğlum. Evet, sevgili izleyenler, zannedersem onun kablosundan bir şey olduğuna telefon bağlantımız kesildi. Zannedersem. O zaman tamam, bugün de sorularınızı aldık. O zaman sevgili izleyenler, yeniden bir Ramazan sohbetlerinde görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalın. Oğlum yaktınız beni.
Oğlum benim emekliliğime 3 sene kaldı. Beni burada yaktınız oğlum.